Merhabalar kanalıma hoş geldin. Bu derste yazılıya hazırlık çalışması yapacağım. Ufak bir konu özeti de yapmaya çalışacağım soruları çözerken. Yazılı için çok faydalı olacak. Evet hazırsan başlayalım. Şimdi önce potansiyel fark ifadesi vardı. Ben onu hatırlatacağım burada. Potansiyel fark olmadan iki nokta arasında akım oluşturamayız. Evet burada bir devre parçasında noktaların potansiyellerini belirttim. K noktasının 50 volt, L noktasının 30 volt. Bunun anlamı şu. K ve L noktaları arasında 50'den 30'a 20 volt'luk bir potansiyel fark var. Potansiyel farkı böyle ifade ediyoruz. Akım yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru oluşurdu. Bunu hatırlatalım önemli bilgi. Elektronların hareketiyle oluşur akım. 50-30'dan yüksek. Buradan buraya doğru bir akım oluşacak. Ne kadar olacak? Hemen vır formülümüzü hatırlatalım. Evet akımı bulmak için potansiyel farkı dirence böl. Bu iki nokta arasında 20 voltluk potansiyel var. 4'e bölüyorum. 5 amperi hesaplıyorum. Şu noktaya giren 5 amperlik bir akımım var. Şimdi L ve M noktaları arasında onu da buraya yazalım. Yine 30 ve 10 20 voltluk bir potansiyel fark var. O zaman yüksekten düşüye doğru 20 bölü 10'dan 2 amperlik akım da burada oluşacak. L ve N noktalarına bakalım. L, N arasında 30'dan 15'e 15 voltluk bir potansiyel fark var. Şu anda yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru 15 bölü 5 3 amperlik bir akım oluştu. Ve şu cümleyi de söyleyelim. Kirchhoff kanunu bir devre parçasının bir noktasına giren akım giren akım orada kaç amper? 5 amper çıkan akımların toplamına eşittir. Şekildeki devre parçasında 5 ohmluk direncin üzerinden geçen akım ve uçlar arasındaki gerilimi bulunuz. 5 ohmluk direncim burada. 4 ve 6 birbirine paralel bağlı. Hemen hatırlatmamı yapıyorum. Yazılı çalışması. Paralelde voltlar eşittir. Hiç unutma. Volt ne demek? I çarpı R demek. O zaman şu iki direncin I, R'leri eşit olmalı. Bunun I, R'si 4 kere 3, 12. Bunun da 12 olması için bundan 2 amper geçmeli. 3 ve 2. Bak biraz önce anlattığım Kirchhoff kanunu. Bu noktaya giren akımlar ve çıkan akım toplamı kadar 5 amper. 5 onluk direncin V'si İR'dir. 5 kere 5 25 volt. Evet bu direncin uçlarındaki gerilim. Bir ilave daha yapayım. Şu iki nokta arasındaki burada bir üreteç var. Onu sormuş olsa. Şimdi buradaki voltu ben ne bulmuştum? 12 volt. Şununkini ne buldum? 25 volt. 12, 25 ne yaptı? 37 voltluk bir pil varmış burada. Bunu anlıyorum. Buradaki hatırlatmam ne? Seride, seride voltu paylaşıyorlar. Bunu hatırlatmış olalım. Bu soru üzerinde ben sana voltmetreler hakkında bilgi vereceğim. Voltmetre devreye paralel bağlanır. Nereyi ölçecekse oraya paralel bağlanır. Çünkü iç direnci çok büyüktür ve voltmetrenin olduğu telden asla akım geçmez. Şimdi sen baktığın zaman devre karışık görünebilir. Ama bu söylediğim şeyi kullan. Akım şuraya geldi. İki tane yol var. Voltmetreli yola gitme şansı yok. O yüzden akımın izleyeceği yolu çiziyorum. Bak böyle geldi voltmetre. Hayır, gidemez. Devam et. Devam et ve yolunu tamamladı. Şimdi burada ben şunu da söylüyorum. Devre karışık bir devre ise ve voltmetreler de varsa bu karışık bir devre değil. Başka bir sorun için söylüyorum. Voltmetre yokmuş gibi devreyi çiz. Ben bu devreyi şöyle çizebilirim. Şöyle. Hiç voltmetreleri görmeden. Çünkü onun üstüne akım gitmeyecek ki hiçbir şekilde devreyi etkilemiyor. Çizmesem de olur. 4R, 2R ve 6R'nin birbirine seri bağlı olduğunu ve hepsinden de aynı akımın geçtiğini bu şekilde kolaylıkla görebilirsin. Peki sonra ne yapacağım? V1 voltmetresi uçlarını işaretle. Şöyle büyük işaretle. Bu iki nokta arasında kimler kalmış? 4 ve 2. O zaman 6 volt ölçecek. V2 voltmetresinin uçlarını işaretle. Bu iki çarpının arasında kim kalmış? 2 ile 6. O zaman o da ne okuyacak? 8 volt. Sorumuzun cevabı 3 bölü 4. Yazılın için harika sorular. Şimdi burada A1 ve A2 ampermetrelerinin gösterdiği değerleri söylemiş bana. Demek ki şuradan 4i, şundan da i kadar akım geçiyor. V1 ve V2'nin ne olduğunu soruyor. Dikkat ediyorum. Bu iki direnç birbirine paralel bağlı. 4i'lik akım gelecek. Eşit dirençler olduğu için iki eşit parçaya bölünecek. şimdi V1 voltmetresi ne ölçer? Direnci ile akımını çarp. Evet. 2. Aşağıya geliyorum. Buradan da iyi akımı geçiyor bu arada. V2 voltmetresi ne ölçer? Direnci ile akımını çarp. Nasıl bulabilirim buradaki Rx ve Ry'yi? Hemen ona geçiyorum. Ee, şimdi burası ve burası paralel paralelde ne olurdu? İ R çarpımları eşit olurdu. O zaman üst koldaki akım 4 i kadar. R eşini yazmam gerekiyor. R eşim şu ikisi paralel olduğu için x bölü 2 bir de bununla toplayacağım. 3 r x bölü 2 kadarlık bir direnç var yukarıda. Evet i r çarpımını yazdım aşağıdakine eşitleyeceğim. Aşağıda akımım i kadar. Bu dirençin dirençten iki tane var. Seri bağlamışım. 2R'ye diyebilirim. Rx'in R'ye oranını buluyorum. 1 bölü 3'tür. O zaman geçelim. V1'in V2'ye oranı. Rx'e 1 diyelim. Akımım 2. R, Y'ye 3 diyelim. Akımım 1. Sorumun cevabı 2 bölü 3'tür. Bu soruyu çok daha farklı bir yolla daha çözeceğim. Ve X bölü 2'den oluşuyor. Aşağıda da Y ve tekrar Y'den oluşan ikinci bir devre parçam var. Bak ne kadar kolay çıkacak şimdi. Şöyle yapacağım ben. Buraya 30 volt diyeceğim. Bu 30 voltu bu ikisi eşit olduğu için 15 volt, 15 volt paylaştıracağım. Bu 30 voltu 1'e 2 şeklinde de bunlara paylaştıracağım. Şimdi bitti. V1 voltmetresi 10 voltu. 2 volt metresi 15 voltu ölçüyor. Sorumuzun cevabı 2 bölü 3. Güzel bir soru. Evet bir başka soru. Ampermetre ve voltmetrenin gösterdiği değerler nedir diye sormuş. Ben az önce anlattığım yöntemi voltmetrenin üzerinden asla akım geçmez. Voltmetre yokmuş gibi devreyi gör ya da çiz. Şu an ben hızlıca çiziyorum. Böyle. Tabii ki ampermetre için bunu yapamam. Çünkü ampermetre boş teldir. Onu görmezden gelemem. Orada bir tel var. Evet. Şu devre benim için gayet rahat. Akım çıktı. Geldi. Geldi. Çok güzel. Burada ampermetrenin kısa devre yapması durumunu anlatalım. Şimdi ampermetre boş tel olduğu için buradaki akım neden 5 ohmluk dirence gitsin ki onu atlar ampermetrenin üzerinden geçerek devresini tamamlar. Evet kırmızıyla çizdiğim yolu izleyecek. O zaman bizim devremizde eşdeğer direncimiz 3 artı 2 5 ohm. Devrenin akımı 20 bölü 5'ten 4 amperdir. 4 amperlik akım. Hemen takip ediyorum. Voltmetrenin uçlarını böyle büyükçe hesaplıyorum. Bundan zaten akım geçmiyordu. I çarpı R 4 kere 3 12 volt. Evet sorularımız. Şimdi 3 tane direncimiz var. E1 ve E2 akımlarının ne olduğunu soruyor bize. Burada 6, 9, 3 bunların hepsinin bölüneceği bir değer yazıyorum buraya. 18 volt olsun. Çünkü bana oran soruyor. İstediğim gibi çözebilirim. Evet. Şimdi 6, 9 ve 3 bunların üçü birbirine paralel olduğu için neleri eşitti? Voltları eşit. Yani hepsinin voltu 18 volt. Akımı bulmak için voltu dirence böl. 18 bölü 6'dan 3 amper. 18 bölü 9'dan 2 amper. 18 bölü 3'den 6 amperi yazıyorum. 3 ve 2'nin toplamı burada 5'miş. Demek ki I1'in I2'ye oranı 5 bölü 6'dır şeklinde hesabımı yapıyorum. Çok güzel. Bir R eş bulma sorusu. Bunlar da nasıl yapacağımızı bir harflendirme yöntemini hatırlatarak yapalım. Şimdi K noktası dedim. Direnç atladığım için buraya K diyemem. M diyeceğim. Boş tel M diyeceğim. Boş tel M diyeceğim. Buraya da artık M de diyemem. L de diyemem. Ne diyelim? Ne diyelim? Şimdi görmek daha kolay. Dikkat edersen. K'dan M'ye gittim. Evet gidelim. K'dan M'ye. Sonra M, -N arasında 1, 2, 3 tane direnci yerleştirdim. M, -N arasına. N'den L'ye işi bitirdim. Hangisi oldu bu? Evet. Cevap Adana. Yine akım oranı soran bir soru. Güzel. Böyle sorularda hep içten başlamanı tavsiye ederim. İçten başla. Neresi iç? Şöyle daha küçük parça. Mesela buradan bir amper geçerse buradan da bir amper. Neden? Çünkü R ile R eşit. O zaman şu nedir? 2 amperdir. Şimdi yukarıdakine nasıl karar vereceğim? Aşağıda bunların paralelliği sonra buna seri olması 3R bölü 2'lik bir eş değer direnç var. Ve bundan 2 amper geçmiş. Yukarıda da 3R var. O zaman bundan da 1 amper geçsin. Bak neden dersen şimdi İR çarpımları eşit olacak. Evet şu anda yukarı 3R aşağıda 3R İR çarpımı olarak. Dolayısıyla ben buraya ne demiş oldum? 1 amper demiş oldum. Cevabım 1 bölü 2 çıktı. Evet bunu nasıl farklı yaparım? Ben yine buna bu 30 voltu ben çok seviyorum. 30 volt diyorum. Paylaştırması güzel oluyor. R, R, R. Her birine 10 volt düşer mi? Düşer. Peki şurası R bölü 2. O zaman buna 10 volt. Buna da 20 volt düşer. E zaten Dirençleri eşit olduğu için akımlar direkt voltların oranıdır. 10 bölü 20'den 1 bölü 2 diyebilirsin. Hangisi kolayına gelirse. Evet burada güzel bir soru var. I1 ve I2 büyüklüğünde akımlar geçmekte. Üreteçlerimiz var. Biraz farklı bir bağlanış tarzı. Farklı bir yöntem anlatacağım. Şu üreteçlerin kesiştiği şu noktanın potansiyeline sıfır diyeceğim. Kuralım şu. Bir üreteç geçiyorsan ve en son artı kutbunu geçtiysem sıfırdan artı bir volta çıkmış oluyor. Yani sen bir üretici atladığında o nokta artı bir volt kazanmış oluyor. Devam ettim. Şuradan sıfırdan geldim. Üretecin eksi kutbunu geçtiğim zaman evet sıfırdan bir volt eksilmiş oluyor. Evet şimdi i bir akımı için bu ve bu nokta arasındaki potansiyel fark ne kadar? Bak yüksek potansiyelden düşüğe gidiyor gördün mü? Artı v'den sıfıra akıyor akım. Nedir o akımın değeri? v bölü r'dir. Peki i iki akımı da gördüğün gibi artı v'den eksi v'ye akıyor. O iki nokta arasındaki potansiyel farkı dirence bölüyorum. Tabii ki oranım 1 çıktı. K ve L noktaları arasındaki potansiyel burası 6 voltmuş. L, M arası kaçtır diye bize soruyor. Nasıl yapalım? 6 bölü 2 direnç var. Doğru mu burada? 6 bölü 2'den 3 amper desem R'ye 1 demiş oldum. Şunların ikisi eş değeri 2 yaptı. 6 bölü 2'den aşağı koldan 3 amper. 6 bölü 1'den yukarı koldan da 6 amper yazacağım. Evet 6 amper akım geçti. 6 ile 3'ü topla. 9 amper akım geçti. O zaman buradaki volt için LM arasındaki volt için akımla Direnci çarpıyorum. 9 volt diyorum. Evet buraya kadar beni dinlediğin için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Ee, kanalıma abone olmayı lütfen unutma. Başka derslerde görüşmek üzere.